Benzin de mazot 30 lira sınırına dayanınca tatil hayalleri yol engeline takıldı değerli izleyenler. Konaklama, yeme içme şöyle dursun, ulaşım bile ciddi bir maliyet tutuyor. Peki otobüs, otomobil, uçak bunların arasından en hesaplısı hangisi? Bu yazın havuz problemiyle devam ediyoruz şimdi. Uçak mı? Otobüs mü? Otomobil. Hangisi hesaplı? Şu anda hiçbirisi. Bisiklet. Otobüs. Yine en uygunu bu. Allah'ın kulu yok. Her zaman böyle mi oluyor? Mazot litre fiyatı 30 liraya dayandı. Bırakın tatil yapmayı. Tatile gitmek bile epey masraflı bu dönemde. Ya mümkün değil. Yakıt masrafı, otobüs bileti, uçak bileti masrafı derken hesap iyiden iyiye kabarıyor. Diyelim ki okullar kapandıktan sonra İstanbul'dan Antalya'ya gideceksiniz. Otobüs mü, otomobil mi, uçak mı hesaplı? Uçaklar çok pahalı. Aynı zamanda yakıt da pahalı olduğu için otobüs de pahalı. Uçak, otobüs pek fark etmiyor şimdi. Otobüse bindim. Antalya'ya gidiyor bu otobüs. Personeli, köprüsü, otobanı 29 bin lira. Haftada 12-13 bin lira sadece vergi veriyorum. Şu anda tek kişilik sadece gidiş bileti 360 lira. Yolcu için ucuz sayılır. Geçen seneye göre zamlı. Şu an yine avantajlı olan otobüs. Oğlum, annem, ben. 3 kişi. 3 kişi. Araçla gitseydiniz otomobille ne kadar benzin giderdi? Çok. Yollar gide gide biter. Ortalama bir otomobil 700 kilometrede yaklaşık 1200 liralık benzin yakıyor. Buna otoban ücretlerini de dahil ederseniz masraf 1500 liraya kadar çıkıyor. 3 sene önce yaptığınız bir tatil bedeliyle şu anda yakıt bedeli aynı. 4-5 kişi arabayı tercih edebilirsiniz de 1-2 kişi gideceğiniz zaman uçak çok daha makul fiyatları. Hadi gelin şimdi de Antalya'ya uçalım. Uçak biletlerine şu an baktığımda en ucuz Antalya bileti İstanbul'dan yaklaşık 1300 lira. Tek başınıza giderseniz mantıklı olabilir çünkü süreden de tasarruf ediyorsunuz. Ama aile boyu uçakla seyahat etmek şu an pahalı. Otomobil daha mantıklı oluyor. Uçakla gidiyorsun 1,5 saatte. Bisiklet mi alacağız ailece? Bisikleti de çaldırmasınlar. İzinleri evde geçireceğiz galiba. Senelik izinleri.